en güzel binalarından, mekanlarından birindeyiz. BMW'nin 50 yılını iddialı bir projeyle kutlamak ve ölümsüz kılmayı amaçladım. Türkiye'nin en önemli markalarından biri 50. yıl ve çok güzel kutluyor. İyi bir Türkiye tanıtımı diye düşündüm. Hem BMW'nin hem Türkiye'nin bir saygı duruşu olsun, ölümsüz kılalım istedik. Bütün 500 yıllık tarihi diye geri gittiğimizde gördük ki bu topraklar Batı'ya çok şey vermiş. Batı'dan da çok şey almış, Doğu'dan da çok şey almış. Sanatın birleştiriciliği, iyileştirici gücü bence hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir nokta. Beymen markasını da en güzel gösteren şey sanat oldu. Merhabalar, Şelale Kadakil'e başarı hikayelerine hoş geldiniz. Bugün 50. yılını çok görkemli bir kutlama gecesi, harika bir sergi ve çok güzel bir kitapla kutlayan BMW'nin grup CEO'su Elif Çapçı ile beraberim ve Tophane-i Amire'deyiz. Görüyorsunuz çok güzel bir binanın içindeyiz. Merhaba Elif. Merhaba Şelale'ciğim, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buraya geldiğim için çok mutluyum. Olağanüstü, çok güzel bir sergi atmosferi. Çok güzel sergilenişin içindeyim. Öncelikle tebrik ederim. 50. yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu sergi gerçekten hani çok ilham veren bir sergi. Biraz anlatır mısın? Neyi getirdiniz buraya? Büyük bir keyifle. Aslında bu bir üçlemenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Yaklaşık 2 yıllık bir sürecin sonunda Şelale ve yüzü aşkın kendi alanında uzman paydaşla birlikte çıktığımız bir yolculuk bu ve bu yolculuğun sonunda da çok gurur duyduğumuz sergimiz, kitabımız ve şu anda yolda olan belgeselimizden oluşan bir üçleme belgesel var geçmekte. BMW'nin 50, lüksün 500 yılı adı verdiğimiz bu proje çok boyutlu küresel bir projeye dönüştü. Burada kaç tane elbise sergileniyor? Sadece elbise de değil, tasarım. Farklı parçalar var. Toplamda 137 adet eseri sergiliyoruz. Hı hı. Bunların arasında elbette ki çok muazzam kaftanlar, elbiseler var. Şu anda aksesuarlar çok var. Çok havalı. Ayakkabılar, çantalar, mücevherler var. Ancak bunun yanı sıra mobilyalar ve bir takım aksesuarlar, objeler de bulunuyor. Çünkü aslında biz lüksün 500 yılı olarak geri gittiğimizde sadece modaya değil, lüks yaşam stiline, lüks yaşama da bakmak ve ışık tutmak istedik. 500 yıla bakarak 50 yılı değerlendirmek çok güzel bir hikaye getiriyor değil mi? Yani öyle bir coğrafyadayız ki müthiş bir zenginliğin aslında üzerinde Doğru. oturuyoruz. Doğru. Ben BMW'nin hazırladığınız kitabı şöyle bir biraz karıştırdım. Ya inanılmaz bir şey. Şunu yapmak istedik. BMW'nin 50 yılını bugüne kadar sahiplendiğimiz değerlere yakışan bir şekilde iddialı bir projeyle kutlamak ve ölümsüz kılmayı amaçladık. Yola çıkış noktası buydu. Bir yandan da bu toprakların kültür mirasına bir saygı duruşunda bulunalım ve Doğu ile Batı arasındaki büyülü etkileşimi bir kez daha gün yüzüne çıkartalım ve moda dünyasına yön veren markaları hatırlatalım istedik. Ne zaman başladınız bu kitabı? Dediğim gibi bu süreç tamamıyla yaklaşık 2 sene hatta biraz daha fazlasında oldu. Kitapta Fransız yazar, gazeteci Laurence Benaim ile çalıştık. Asolin ile birlikte hayata geçirdik. Tabii kültür deyince, sanat deyince, lüks deyince en ön, evet. çok öne çıkan isimlerden bir tanesi. Asolin. Kapak, iki kapak da çok güzel iki gerçekten. İki kapak da çok güzel. İki kapak üzerinde de çok zorlandık kapağı neyi taşıyacağımız konusunda. Çünkü o kadar çok aday vardı ki. Ama bir kapakta da aslında sergi boyunca yapmaya çalıştığımız şeyi, evet geçmişten ilhamla gidiyor ama çağdaş bir nokta koyuyor buna. Dolayısıyla o çağdaşlıktan da bir dokunuş eklemek istedik kitabın kapağına. Peki ismini nasıl karar verdiniz? O da uzun bir süreçti diye anlatmam lazım. Ancak bu bolluğun, bereketin, ihtişamın en öne çıktığını görünce isme de onu taşımak istedik. Sergiye devam edelim. Peki.
Bu eser de çok güzel. Burada sanatçı Hakan Yılmaz'ın dev bir eserini görüyorsun, dijital bir eserini görüyorsun. Sergiye çok büyük bir renk kattığına ve güçlendirdiğine inanıyoruz biz. Çok güzel olmuş. İnsan detaylarda kayboluyor. Ben her defasında ilk görmüş gibi büyülenip içinde kendimi kaybediyorum. Sergi bütün duyulara aslında hitap ediyor. Şu anda mutlaka hafif hissediyorsun diye koku. Düşünüyorum. Evet, Tiziana Terese yine aynı ilhamla, bu topraklardan aldığı ilhamla Beymen için özel olarak tasarladığı bir çok güzel koku. Kokuyor. Özgür Masur'un bir parçasını görüyoruz burada. Anadolu'dan ilhamla tanıyacaksın boncukları. Evet. Hepimizin evet, oya işlerini, boncukları. Evet. Tam işte bizim coğrafyayı çok güzel yansıtıyor. Doğru. Brunello Cucinelli'nin bir parçası var karşında. Burada muazzam bir DJ Kayak görüyoruz. En sevdiğim kıyafetlerinden, parçalarından biri. Çok güzel. Bu Serkin'in en ikonik parçalarından bir tanesine imza attı Balmain ve Olivier. Osmanlı saraylarının ihtişamından esinlendiğini söylüyor. Bizimle birlikteydi gala gecemizde. Muazzam bir eser diyeceğim. Eser. Gerçekten. Chris Joy ve İznik Çinlileri'yle yapılan parçası. Chris Joy çok önde giden bir dış giyim ağırlıklı bir marka aslında. Dolayısıyla o da kendi alanında bir puffer'a Türk motiflerini işlemiş. Ya da ne kadar ilginç bir şey. Yani hani 50 yıl Türkiye bir Türk markası diye konuşuluyor ve bir yabancı tasarımcı Türk çinilerini alıp, İznik çinisini alıp inanılmaz bir şekilde kullanıyor. Bu da çok değerli, çok kıymetli. Kesinlikle. Kıymet. Evet, herkes benzer bir yerden yola çıktı. Bu toprakların ihtişamından, kültür mirasından ama bütün bu markaların birbirinden çok farklı kendi DNA'ları var. Dolayısıyla herkes çıktığı yoldan sonrasında üzerine koyduklarını biraz kendi kimliğiyle, kendi ruhuyla ve kendi çizgisiyle yaptı. Bence o Doğu ve Batı birleşimi de geçmiş gelecek Doğu Batı bence o da çok özel. O da çok güzel bir şey eserleri. Oldu. Şu sizin sunumunuz değil mi? Bunu da anlatmam lazım. Çünkü sergide aslında iki tane sanatçı sergiye eşlik ediyor. Biraz önce Hakan Yılmaz'ın eserini birlikte önünde yorumladık. Japon bir sanatçı bu çiçekleri yaptı. Çünkü aslında sergimiz üç ana temadan oluşuyor. Precious Dreams, bir hazine sandığı ve oradaki böyle parlak renkler. Bosphorus Gardens, cennet bahçeleri ve rengarenk çiçekler ve en son olarak da Mineral Roundness dediğimiz İstanbul'un siluetinden, kubbelerinden, mimari eserlerinden ilham alan bir bölüm var. Harika. Bu çiçekler ve bahçe için aslında Japon bir sanatçıyla çalıştık. Harika olmuşlar. Çok güzel bir uyum içerisinde. İstanbul'un en güzel binalarından, tarihi mekanlarından birindeyiz. Burada çok güzel daha önce de sergilere katıldım. Doğru. Ben. Tophane'yi Amir'e. Nasıl seçtiniz burayı bu sergi için? Tophane'yi Amir'e 700 yıllık bir mekan. Ve aslında da bu yüzyıllar içerisinde de çok farklı amaçlarla kullanılmış bir mekan. Çok, biliyorsun evet. Aslında orijinalinde askeri bir yerleşke. Ve günümüzde ise bir kültür sanat kompleksi. Dolayısıyla biz de şöyle düşündük. İstanbul'un bu çok yönlü kültür mirasına çok yakışan noktalardan bir tanesi. Bölge itibariyle de öyle. Dolayısıyla sergimize ev sahibi olarak Tophane'yi, Amire'yi seçtik. Çok da gurur duyuyoruz bundan. Kitapla da çok uyumlu. Açıkçası sergiyle de çok uyumlu. Küratöre nasıl karar verdiniz? Kitabımızda birlikte çalıştığımız Laurence Benheim aynı zamanda sergimizin de küratörlüğünü yaptı. Laurence moda dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim. Fransız Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından bir nişanla ödüllendirilmiş. 1980'lerde Le Monde'da moda yazarak başlamış. Ve bugüne değin de Asolin'le Sonsuz kitabı hayata geçirmiş. Saint Laurent'in hayatı üzerine, Saint Laurent'le ilgili yazdığı 5 kitap var. Ay çok. Dolayısıyla çok güçlü ve otorite bir isimle yola çıktık. Laurence'la yola çıktık ama bir başka bence altını çizmek istediğim nokta Birobetak.
Bu Tophane-i Amire'deki sergimizin yaratıcı tasarımını yaptı. Dolayısıyla bu büyülü kabuğu oluşturan da Fransız Brobetak. Brobetak aslında yine moda dünyasının iyi tanıdığı bir isim. Milano ve Paris moda haftalarındaki pek çok ihtişamlı defileye imza atıyor. Yani burada bütün imzalar zaten gerçekten güçlü. Dalında uzman, tam 50 yıla yakışır bir isim seçimi. Bu kadar güçlü paydaşlarla çalışınca aslında bu başka güçlü isimleri de içeri almamıza ve projeye ortak etmemize yardımcı zincir oldu. Gibi, değil bir mi? Zincir gibi büyüdü. Doğru, çok güzel. ...50 yılı gerçekten çok güzel kutluyorsunuz ve bu kutlama gecesi Çırağan Sarayı'nda inanılmaz güzel bir salon, büyülü bir şeye dönmüştü. Hakikaten çok güzel bir atmosfer vardı ama benim dikkatimi en çok, yani Türkler çok yabancı vardı. Salonun büyük bir kısmı yabancı, ünlü isimler, markalardan gelenlerle doluydu. Kaç kişi geldi? 60'a yakın markamız katıldı. Bu markaların bir kısmıyla onlarca yıldır çalışıyoruz. Dolayısıyla farklı jenerasyonlardan üyelerle aramızda bulundular ve elbette kıymetli müşterilerimiz ve basınla bir arada olma şansı yakaladık. 4 Kasım gala gecemizi 5 Kasım'da aynı mekanda, aynı setupta bu defa Beymen ailesiyle kutladığımız bir aile gecesi yaptık. Çok bütün güzel. Çalışanlarımız. Yani, evet, içimizi açan, İstanbul'u çok güzel gösteren ve Türkiye'nin en önemli markalarından biri 50. yıl ve çok güzel kutluyor. Hani iyi bir Türkiye tanıtımı diye düşündüm. Çok haklısın Şelale ve aslında yola çıkarken önemli amaçlardan bir tanesi de çok açıkçası buydu. Biz bu kutlamayı sıradan bir kutlama olarak değil de aslında bu geçmişe hem Beymen'in hem Türkiye'nin bir saygı duruşu olsun, ölümsüz kılalım ve bugüne kadar yaptıklarımızın güzel bir özeti olarak hayata geçsin istedik. Bunu da birazcık ülkemize, halkımıza bir armağan niteliğinde gördük, bir teşekkür niteliğinde gördük. İstanbul kendi başına dünya çapında bir marka ve aslında gerek kitapta gerek belgeselde konuşurken hikayelerin baş kahramanının pek çok yaratıcı isim için İstanbul olduğunu görüyoruz. Ve bence de yurt dışı açısından, ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir adım oldu. Burada kalmamasını da istiyoruz. Biz önemli sayıda yabancı basında ağırladık bu maksatla. Evet, evet, o akşam ve onlarla gördüm. Sergiyi gezdiğimizde de her birinin ortak çıkarımı, ortak paylaştıkları nokta bu serginin dünya çapında bir iş olduğu, sadece Türkiye için değil, dünyayı her ülkede ilgili izleyici, takipçi bulacağı ve dünyayı dolaşması gerektiği yönündeydi. Biz de açıkçası bugünden sonra biraz eforumuzu oraya doğru kaydırıyor olacağız. Ay harika olur. Gerçekten İstanbul'u, Türkiye'yi 500 yıl geriye giden tarihi çok güzel aksesuarlarla, elbiselerle anlatan şahane bir sergi. Doğru. Dolaşınca çok etkisi olacak. Ve aslında bakarsan da bu Doğu ve Batı arasındaki büyülü etkileşim yüzyıllar boyunca devam etmiş. Lüksün 500 yıllık tarihi diye geri gittiğimizde gördük ki bu topraklar Batı'ya çok şey vermiş. Batı'dan da çok şey almış, Doğu'dan da çok şey almış. Bu etkileşim aslında medeniyetler beşiği diyoruz ya topraklarımız için, Anadolu için. Gerçekten öyle. Biz bunu birazcık daha günümüzde su yüzüne çıkartalım istedik ve istedik ki bugün dünya modasına yön veren isimler de bu mirasın farkında olsunlar ve bundan sonra da bu mirası daha çok kullansınlar. Ben umuyorum ki Türkiye'nin gençlerine de bu sergi hem bir gurur vesilesi olacak. Onlar da o mirası öğrenecekler, hatırlayacaklar ve belki de lüks moda hem tasarım hem üretim tarafında gençleri cesaretlendirmek ve onlara ilham vermek adına da serginin olumlu bir rol oynayacağını umuyorum. Gerçekten ilham verdiği kesin. Marka olgusunu gayet güzel oturtmuş. En önemli lükste tabii ki Türk markası Beymen. Beymen nereden nereye geldi? Şu anda Beymen deyince ne görüyoruz? Elbette 50 yıl çok uzun bir süre ve onun içerisinde çeşitli dönemler ve fazlar var. Ama bence burada asıl olan ve aslında sürekli olan tek bir şey var. O da dünya hep değişiyor ve söz konusu lüks moda olduğu zaman da lüks moda her an bir devinim halinde.
Bana göre Beymen'i bu kadar özel, büyülü ve başarılı kılan aslında Beymen bu değişimi çok iyi yönetiyor ve sürekli olarak kendini değiştiriyor, yeniliyor, gündemi iyi yakalıyor, yakalamakla kalmıyor. Hep bir adım önünde gidiyor, bazen gündemi yaratıyor. Şimdi lüks markalara baktığımızda onların ne kadar sürdürülebilir projelerin içerisinde ya da iş süreçlerinde ne kadar sürdürülebilir işler yaptığı ya da gerçekten çevreyi koruyup korumadığına bakıyoruz. Beymen bu konuda da çok acayip güzel bir çıkış yaptı. Doğru, arka arkaya projeler geldi ve gelmeye de devam edecek diye düşünüyorum. Ben Beymen'in misyonunu aslında hayatları güzelleştirmek ve Türkiye'ye ilham vermek olarak görüyorum. Bizim alanımız lüks. Oraya çok sağlam bir şekilde sahip çıkıyoruz. Ciddi bir mirasımız var orada. Dünyanın en önde gelen markalarıyla onlarca yıla dayanan bir ilişki var. Ve o alanda her zaman biraz daha mükemmeli arıyoruz. Sürdürülebilirlik kesinlikle. Dijitalleşme bir ikinci ayağı ve bunun yanına bir üçüncü ayak koyacağım ki bu Beymen'in 50 lüksün 500 yılı projemizde tam oraya konuşuyor. O da aslında giderek perakendenin kültürle, sanatla çok yoğun bir şekilde bir araya geliyor olması. Kolay bir dünyadan geçmiyoruz. Dünyanın her yönünde, ikliminden işte etrafımızdaki savaşlara. Aslında bu sanatın birleştirici, iyileştirici gücü bence hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir nokta. Biz de artan şekilde lüks çizgimizi, lüks anlayışımızı yukarı doğru çekerken daha fazla sanata, daha fazla kültüre dokunmaya ve onu yaptığımız işte birleştirmeye çalışıyor olacağız. Beymen markasını da en güzel gösteren şey işte sanat oldu. Yani neticede burası bir yani sanat eserleriyle dolu. Şelale, elbise lüksün, diyemeyeceğim. Lüksün tanımı da değişiyor. Ve aslında lüks daha fazla giderek objelerden, materyallerden çıkıyor ve deneyime doğru kayıyor. Herkes bir anlam arayışı içerisinde. Fiziksel sağlık, mental sağlık bunların derdindeyiz. Ve kendimizi beslemenin ve bu hani zorlu ve bilinmezlerle dolu dünyada güçlü kalabilmenin, iyi kalabilmenin peşindeyiz. Bence o nedenle de lüksün tanımı giderek daha buralara doğru da kayıyor. Kültürü içeri alıyor, sanatı alıyor, hayatlara dokunmayı ve anlam katmayı, değer katmayı eskiye göre çok daha fazla amaçlıyor. Bence bütün bu sürdürülebilirlik eforları, Z jenerasyonundan bahsediyoruz. Aslında bunların hepsi birbirine konuşuyor diye düşünüyorum. Peki Elif, nerede görüyorsun Beymen'i? Yani bir taraftan 50 yılı kutlarken ve 500 yıl geriye dönüp bakarak 50 yılı kutlarken Beymen nasıl bir çizgiyle ilerliyor? Nereye doğru gidiyor? Bu bir yolculuk. Biz hep daha iyiyi, daha güzeli yapmak, dediğim gibi anlam katmak, değer katmak, ilham vermek. Bence Beymen için bir çok önemli nokta Türk modacılara, Türk yaratıcı isimlere bir platform oluşturması ve onların dünya ile buluşması sürecine destek verebilmek. Ben bunu önemli bir misyon olarak ve artan bir şekilde ikinci 50 yılda bir misyon olarak görüyorum. Gençlerden bahsettik. Onların lüks sektörüne tasarımcı, üretici her nasıl arzu ediyorlarsa katılımının bence yine Beymen'in misyonlarından bir tanesi olması lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi alanımız lüks bizim. Bu alanda hep şaşırtmaya ve çıtayı yukarı doğru çekmeye devam ediyor olacağız. Şimdi burada tabii ki biz Beymen'in içinde işte Valentino'dan ne bileyim Armani'ye dünyaca ünlü bütün markaları görüyoruz ve biliyoruz. Ama aynı zamanda Türk modacıları da görüyoruz. Ya bu da çok önemli bir şey. Elbette. Yani şimdi burada tabii ki İngiltere'de de olsa Erdem burada değil mi? Erdem bu sarginin bir parçası ve muazzam bir iş yaptı. Osmanlı saraylarında gördüğümüz farklı çiçeklerden oluşan bir karmayı yamalı bohça tekniğiyle muazzam bir mantoya dönüştürdü. Şey. Dice Kayek 3 eseriyle burada. Lale var ki bir elbise. Onu mutlaka göstermem lazım ve izleyicilerimizle de paylaşmam lazım. Muazzam bir form. Sevan Bıçakçı var. Özgür Masur var. Bee Gadis, Begüm Kağan, Ayda Berksen, Le Benjamin. Eserlerin pek çoğu Beymen için özel ve bu sergi maksadıyla tasarlandılar. Ancak arada az sayıda arşiv parçası da bulunuyor. Dior ve Givenchy birer arşiv parçasıyla katıldılar.
Bunun yanında Gönül Paksoy bize çok kıymetli koleksiyonunu açtı. Şadiye Ulusoy, Arkas ailesi, her birine minnettarız. Bu serginin yolculuğu artık yurt dışına gidecek, öyle görünüyor. Belki bilmiyorum, Türkiye'de de birkaç yerde sergilenir mi, çeşitli illeri dolaşır mı ve sonra yurt dışına. Çok güzel bir tanıtım gerçekten. Olağanüstü bir atmosferin içindeyiz. Siz belki görüntülerden fark ediyorsunuz, ışık oyunları var. Çünkü anladığım kadarıyla müzik de var. Biz şimdi müziği erken girdik mekana. Müziği henüz daha başlamadı. Bürobetan yaratıcı tasarımının bir parçası olarak evet, bir ışık enstalasyonu ve bir ses enstalasyonu da var sergide izleyicilerin eşlik eden. Harika, yani çok güzel bir deneyim yaşıyorsunuz burayı gezdiğiniz zaman. Elif'ciğim çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için ve bu güzel sergiyi, Beymen'in 50. yıl kutlamasını, görkemli kutlamayı, gerçekten kitap çok değerli. Bu sergi, şimdi belgesel geliyor. Hepsi gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum Şelale. Büyük bir keyifle. Şelale Kadakil'e başarı hikayelerinin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.